Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Ali. Hoş geldiniz efendim. Malatya'dan bize ulaşmışsınız. Ayşe Hanım, dinliyoruz sizi de. Evet. Buyurun, canlı yayındasınız. Ben tansiyon hastasıyım. Evet. Çok geçmiş olsun. 30 senedir kullanıyorum ilacı. Evet. 50 yaşındayım. 30 senedir kullanıyorum. Evet. Ne ilacı alıyorsunuz? Atacak. Evet. Tansiyonunuz nasıl? Küçük? Her tür ilacı kullandım. Yok, en son aldığınız ilaç. Efendim? En son aldığınız ilaç? Evet, en son aldığım ilaç Atacan Polis. Evet. 16 gram, miligram. Başka alıyor musunuz? Başka alıyordum da şimdi doktor tavsiyesiyle bıraktım. Evet, yani. Tansiyonunuz nasıl? Tansiyonum 2 ilaç aldığım 15'in altına düşmüyor. Küçük kaç? Küçüğü de 11 yani oluyor, 12 sizin... oluyor. Tansiyonunuz yüksek, 12-8 olacak. Evet. İlaçları tam alıyorsunuz kabul edersek. Evet, alıyorum. Bir de yatarken, uykudayken çok yükseliyor. Baş ağrısıyla beraber uyanıyorum. Kilonuz nasıl, var mı biraz? Kilom çok veremiyorum da. Hı. 100 kiloyum. Şey yok, geceleri böyle uykuda derin uyku oluyor mu? Hiç derin uykuya dalamıyorum, hemen uyanıyorum. Şey var mı, horlama oluyor mu? Oluyor. Yani bir uyku apne yönünden bir araştırmanızda fayda var. Göğüs hastalıkları uzmanı giderseniz. Evet. O da tetikliyordu ve tansiyonunuz o varsa düşmez zaten. Onu tedavi ettirmeniz lazım. Bir de tabii kilo vermeye çalışmanız lazım, kilo. Şekeriniz yok inşallah. Bir yol çizeyinden de bilemiyorum. Bir bak. Şeker var mı? Şekeriniz var mı, şeker hastalığı? Şeker yok. Şeker yok. Kolesterolünüz nasıl? Efendim? Kolesterol? Kolesterol yok. Aslında tansiyon. Yüksek mi? Kolesterolünüz nasıl diyorum? Kolesterolüm iyi. İyi dediniz yani derece şeyini biliyor musunuz? Seviyesini? Bilmiyorsunuz. Şimdi biz toplumda... Yani bence göğüs hastalıklarıyla bir görüşün. Evet. Geçmiş olsun. Bir de astım da tetikler mi hocam tansiyonu? Nasıl? Astımım da var dedi. Astım. Rahatsızlığı. Astım değil de KOA dediğimiz kronik obstrüktif hastalıklar. Evet. Astım da şöyle tetikler, aldığı ilaçlar arttırabilir. Yani o bronşları genişletici ilaç veriyoruz. Beta uyaran dediğimiz, onlar da tansiyon yapabilir. Şimdi şeker olmayınca siz daha gülümsediniz. Çünkü şeker hastalığı çok ciddi sağlık sorunlarının başında geliyor. Yani şeker hastalığı başlı başına daha, bir hastalık. Değil mi? Yani çok önemli. Hele şeker ve tansiyon varsa iki tane düşmanınız oluyor yani bir yerine. Mücadele etmek çok gerekiyor. Önemli. Ama en önemli şey hayat tarzı ve kilo. Uykuya dikkat edeceğiz. Uyku, işte apnesi varsa tabii çok önemli. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.